Pro Dersler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber YouTube videolarımızdan Shorts videosu nasıl oluşturuyoruz beraberce göreceğiz. Bu özellik şu anda her kanal için kullanılamıyor. İlerleyen günlerde bütün kanallar için geçerli olacak. Bu özellik kullanılmaya başladıktan sonra benim mail adresime bu şekilde bilgi notu geldi. Burada Shorts videosu oluşturmanın yeni kısa yoluyla tanışın diyor. Aşağıya doğru iniyorum. Mevcut içeriklerinizi kolayca Shorts videolarına dönüştürebilirsiniz. Üstelik bunu telefonunuzdan yapabilirsiniz. Uzun videolarınızı yeni bir biçimle yeniden öne çıkararak yepyeni takipçilere ulaşabilirsiniz diyor. Cep telefonundan bu işlemin nasıl yapıldığını yine beraberce göreceğiz. Videolarınızı aylık 1,5 Shorts izleyicisiyle buluşturunuz diyor. Bu yeni özelliği kullanarak oluşturduğunuz tüm Shorts videoları izleyicilere otomatik olarak uzun videonuza yönlendirir. İçeriğinizi yeniden öne çıkararak daha geniş kitlelerle paylaşın. Şimdi cep telefonumuzda YouTube uygulaması ve YouTube Studio uygulaması var benim telefonumda. YouTube Studio'dan bu işlemi yapamıyoruz. YouTube uygulamasına dokunuyorum. Tabii bunun yine son güncellenmiş versiyonunun olmasına dikkat ediyorsunuz. Profil resmime dokunuyorum. Kanalınız kısmını seçiyorum. Videoları seçiyorum. Buradan herhangi bir videoya ben Shorts videosu yapacağım o şekilde. Buradan bu videomu seçiyorum. Oluştur kısmı var. Onu seçiyorum. Shorts videosu olarak düzenle seçeneği var. Burada sadece size özel seçenek diyor. Bu söylediğim gibi ilerleyen günlerde herkes için açık olacak. Onu seçiyorum. Şimdi burada 15 saniye olarak bunu İlk etapta yapıyoruz. Tekrardan dokunduğumuzda 60 saniyeye kadar çıkartıyor. Biz bu videomuzda istediğimiz süreyi burada ayarlayabiliyoruz. Şu anda 15 saniye. Şimdi burada videomuzu 51 saniye olarak ben ayarladım. Bunu istersen parmağımla şöyle dokunarak kısaltıp uzaltabilirim. Veyahut da burada gördüğünüz ekranı yine parmağımla sağ sol yaparak istediğim ölçüde olmasını sağlayabilirim. Burada işlemim bittikten sonra İleri diyorum. Evet, şu anda geldi ekranımız. Alt kısımda metin istersen buraya yazabiliyorum. Metin rengini buradan kırmızı seçiyorum. Buradan yine ortala, sola yasla, sağa yasla gibi seçenekler var. Onları seçiyorum. A yazılı kısımdan parmağımı yine dokunarak altının dolgulu olmasını sağlıyorum. Yazı tipine klasik, ince, kalın, kalem, fırça, daktilo şeklinde yine yapabiliyorum. Buradan yazıyorum ben. Özbek kamera yazalım. Daha sonra burada işlemin bittikten sonra bitti diyorum. Yine alt kısımda mikrofon simgesi var. İstersem bu müziğe ben kendi sesimi de ekleyebiliyorum. Zaman çizelgesi var. Burada da şöyle göstereyim size. Bu yazının üstüne başka bir katman daha ekleyebiliyoruz. Eğer isterseniz. Yine filtremiz var burada. Filtreye dokunarak da istediğimiz filtreyi seçiyorum ben şu anda gördüğünüz gibi ayarlayabiliyoruz bu şekilde. Bu işlemler bittikten sonra yine bu yazı parmağımla dokunarak istediğim herhangi bir boş bir noktaya alabilirim. Bunu da aldıktan sonra ileri diyorum. Şu anda benim kanalıma geldi bu. Burada başlığı ben tekrardan yazabilirim. Deneme diyorum. Görünürlük şu anda gizli olarak ayarladım. Kitle çocuklara özel değil dedim. Daha sonra burayla işim bitti. Kısa video yükle diyor. Taslağı kaydet diyor. Taslak olarak da istersek kaydedebiliriz. Ben kısa video yükle diyorum. Daha sonra ben bunu bilgisayarımda düzenleyebiliyorum arkadaşlar. Burada sadece yüzeysel bir düzenleme yapabiliyorum. Videomuz yüklendi şu anda. Videoyu göster dediğimiz zaman şu anda short videosu olarak buraya yükledi gizli olarak. Şimdi bilgisayarımdan bununla ilgili neler yapabiliriz onu göstereceğim sizlere. Şimdi tekrardan bilgisayarda kanalımı açtım. Profil resmine dokunuyorum. YouTube Studio diyorum. İçerik diyorum. Burada yüklemiş olduğum videoyu görüyorsunuz. Bunu seçiyorum. Daha sonra burada deneme kısmında başlığını tekrardan yazıyorum. Açıklamalarını yazıyorum. Başlığına arkadaşlar hashtag koyup Shorts yazmayı kesinlikle unutmayın. Shorts diyelim. Zaten burada Shorts dediğimiz zaman 376 milyon video varmış Shorts'la ilgili. Onu seçiyoruz. Daha sonra devamına türkü diyelim. Ben kısa olsun diye şöyle hemen yazıyorum. Burada şu var. Uzun videodaki başlık açıklama etiketleri buraya yapmazsanız iyi olur şu anlamda. Oradaki aramaları aynı burada kullanırsanız ikisi çakışır arkadaşlar. Buraya farklı bir şeyler kullanırsanız hem oradan hem buradan aramalarda öne çıkma şansınız daha da artar. Yine buradan görünürlüğü gizli demiştik. Açabiliriz. Bitiş ekranı kartlar yine ekleyebiliriz. Normal videolarda olduğu gibi. Buradan oynadığımız
hatırlatma listelerinden shorts videolar diye ben oluşturmuştum. Oraya ekliyorum. Buradaki işlemlerimiz bittikten sonra da etiketler kısmına yine ne istiyorsanız içeriğinizle ilgili yazabilirsiniz. Daha sonra da kaydet diyorum ve bu işlemleri bitiriyorum. Şimdi ben videolarımda yapmış olduğum shorts videosunun ne faydası var diye soran arkadaşlar için kısa bir örnek göstereceğim. Yani bunu yapmanız gerektiğini anlatmak amacıyla bunu yapıyorum. Şurada benim mesela bu türküm var. Aynı zamanda bu türkümün uzun versiyonu da kanalımda mevcut. Şimdi bu arkadaşlar bize özellikle hızlı abone kazanmak isteyen kardeşlerimiz için ilaç gibi bir uygulama diyebiliriz. Şimdi ben analistik kısmına geliyorum. Normal videonun haricinde 5.4 saat izlendiği gibi 5 tane de abone getirmiş. Bu bana ekstra gelen bir abone ve izlenme saati. O yüzden sizlerin de bu işe ciddiyetle eğilip kanalınızı daha çabuk geliştirmenizi isterim. Anlatım bu kadar. Umarım faydalı olur. Hepinize iyi günler.